Bana şöyle yazdınız. Dediniz ki Gülşah Hanım öyle bir kanat tarifi ver ki biz bunu tavada 2 dakikada pişirelim. Ama lezzeti şu dışarıda yediklerimiz gibi olsun. Fırın kullanmayalım. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız olmasın. Tavada başlasın, tavada bitsin. Malzemeleri de çok kolay olsun dediniz. Ben de tabii ki seve seve dedim. Bu tarifin çok önemli küçücük bir püf noktası var. 1 adet soğan suyuna ihtiyaç duyacaksınız. Peki soğan suyunu nasıl elde edeceğiz? Hemen onu anlatmak istiyorum. 1 adet soğanı rendenin ince kısmıyla güzelce rendeleyin, tel süzgeçten geçirin. Bu tarif için iksir niyetindeki soğan suyunuz burada. Bu ekleri yumuşacık yapacak ve içinin böyle sulu sulu kalmasını sağlayacak. Onun dışında soğan suyuna ne eşlik edecek yoğurdum var. Biber salçam, pul biberim, kırmızı toz biberim, kekiğim ve sarımsağım var. Bunun adına ne dedik? Acılı kanat. Aslında birçok yerde hatta zincirde hot wings diye satılıyor. İşte bu o hot wings'in birebir aynısı olacak ve tavada pişecek. Şimdi ne mi yapacağız? Sosları, için malzemeleri bir araya getirip kanatlarla buluşturacağım. Bunun ikinci sırrı da eğer vaktiniz varsa bu kanatları bir gece önceden hazırlayın. Sosun içinde şöyle bir gece beklesin. Eğer hemen yapacaksanız da minimum 1-2 saat dinlendirin. Şimdi ne mi yapıyorum? Çok kolay. Hemen yoğurdumu aldım. Neden yoğurt ilave ediyorum? Hem yumuşatacak hem de kızarırken böyle o mangalda siyah siyah izler olur ya işte onun olmasını sağlayacak. İçine biber salçasını ekliyorum. Tabii ki soğan suyu, iksirimiz. Minimum 3 diş sarımsak kullanın. Şöyle orta boylardan 3 diş. Hepsini güzelce ezin. İnce ince de doğrayabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız. Buradaki baharatları ayırdım çünkü oradakilere nazaran bunlar çok daha acı. Hemen kırmızı toz biberimi ekledim, pul biberimi ekledim. Bol miktarda da kekik kullanacağım. Eğer evinizde varsa top kekik tercih edin çünkü aroması çok daha kuvvetli olur. Bunu da bu şekilde avucumla eziyorum. Yine bol miktarda koyacağım. Şöyle bakın 2 avuç doldurdum ama benim ellerim ufak, onu göz önünde bulundurun. 2 tatlı kaşığı yeterli. Buna hiç tuz eklemedik. Şöyle dolu dolu 1 çay kaşığından birazcık fazla tuzumu ekliyorum. Ve karabiber. Yine aynı şekilde 1 çay kaşığı da karabiber ekledim. 3-4 çorba kaşığı da zeytinyağına ihtiyacım var. Onu da ilave ediyorum. Tavanıza yağ eklemeyeceksiniz. Izgara bir tava kullanın. Direkt sostan alıp ısınmış tavaya göndereceğiz. Bakın şöyle güzel bir sosum oldu. Sanıyorum fiyatından ötürü olacak. Bu ara sosyal medyadan en çok tavuk tarifleri isteniyor. Ben de seve seve dikkate alıyorum. Yine sizler de tabii ki programda ne görmek istersiniz? Hepsi için bana Instagram gulshahsen.com.tr'den yazabilirsiniz. Bir tarifte anlamadığınız ya da size uymayan kısımlar olur. Onları da sorabilirsiniz. Bütün sorulara tek tek Instagram için gulshahsen.com.tr'den cevap veriyorum. Bilginiz olsun. Sosum hazır. Şöyle bir kıvamını da göstermek istiyorum. Sıra geldi kanatları sosla buluşturmaya. Bütün kanatları içine alıyorum. Güzelce yoğuruyorum. Bekledikçe sosu çekecek, bilginiz olsun. İyice karıştırın. Güzelce hepsini sosun içine batırdım. Karıştırma kabının kapağını kapatıyorum.
Ve bu şekilde burada bir saat dinlenecek ama küçük bir parantez açmak istiyorum. Pişirmeden önce bir yarım saat minimum önce dışarı çıkarın ki bir oda sıcaklığına gelsin. Aksi takdirde tavanızda böyle pat pat yapar, bilginiz olsun. Size kanatları hazırlarken söylemiştim. Pişirmeye başlamadan minimum 30 dakika önce çıkartın, oda sıcaklığına gelsin diye. Bu arada büyük boy bir ızgara tava kullanacağım. Bunun da birazcık ısınması gerekiyor. Büyük gözü değil, orta gözü açık şekilde tercih ediyorum. Eğer büyük gözde çok ısıtır, et mühürler gibi yaparsam içleri çiğ kalabilir. Tavuk etini de tam pişmiş yemenizi öneriyorum. Hemen bir çift eldiven alıyorum. Hemen tavuk kanatlarını, sesi duydunuz, tavama yerleştiriyorum. Kanatlarım kendi halinde güzelce pişecekler. Sadece arada bakacağım. Kanatların başına geçmek istiyorum. Bakın aynı mangal izi gördüğünüz gibi. Ara ara tavada yer değiştirin mutlaka. Çünkü böyle büyük bir tava kullanıyorsanız ocağın yapısına göre ısıyı eşit ayarlayamayabilirsiniz. Madem lokumlar hazır, kanatlar olmak üzere yavaş yavaş da servisimize başlayalım derim ben. Bir yandan pişen tavukları alıyorum. Hani niye azalıyor diye merak etmeyin. Tam mangal izi de burada. Eldivenleri değiştirdim. Şimdi mangal tadında tavuk kanatlarımı da ahşap sunum tahtama ilave ediyorum. Bu arada bu sunum tahtaları deterjan ya da sabunla asla yıkanmaz. Bunu da belirtelim. Bunları düzenli olarak zeytinyağı ile bakımlarını yapmanız gerekiyor. Bunlar da tamam. Şu beyaz lahana diğer adıyla koleslava başlayalım mı? Ne dersiniz? Malzemeleri gelsin. Lahananın mevsimi gitmeden hazır siz de istemişken seve seve yapalım dedim. Malzemeleri çok basit, çok kolay. Beyaz lahana var. Ben hepsini doğradım. Bu arada ben minik minik doğramıyorum. Bu salatayı böyle biraz daha uzun, ince, büyük parçalar halinde hani biraz spagetti gibi tüketmeyi daha çok seviyorum. İçine havucumuz var. Bir adet küçük, eğer büyükse yarısı kadar soğanımız var ama rendelenecek ve suyuyla beraber. Sosu içinde mayonez, şeker, üzüm sirkesi ve limon suyu var. Arzu edenler bu tarifte 6 yemek kaşığı mayonez var. Bunu 4'e 2 yoğurtla açabilirsiniz. Ama şahsi fikrim, eğer bu salatayı tüketecekseniz ve kalori hesabı yapmıyorsanız yoğurtla açmayın, kesinlikle mayonez kullanın. Kıvama göre dışarıdan zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Ben tarife yazmadım. Ne kadar istiyorsanız 2 ile çarpıp, 3 ile çarpıp ya da yarıya da indirebilirsiniz. Hani dışarıdan koleslav dendiğinde aa çok mu zor acaba düşünüyorsunuz ve şöyle küçücük kutusuna tahminimce 16-17 lira kadar para ödüyorsunuz. Ama inanın şu malzeme o fiyatta ve bütün aile doyar diye düşünüyorum. Şimdi ne yapacağım? Bir karıştırma kabına ihtiyacım var. Kullanacağınız kadar yıkanmış, sirkeli suda bekletilmiş ve doğranmış lahananızı alın. Bakın şu an kütür kütür. Bunu ince ince doğradıktan sonra sirkeli suda bekletebilirsiniz. Bu ölçü tam 4-6 kişilik, şöyle size büyük kaselerden verir. Ekrana gelen ölçünün birebir aynısını uyguluyorum. Dediğim gibi ben biraz fazla doğradım çünkü biraz daha yapacağım sonradan, çok severim. İçine hemen havuç ekliyorsunuz, rendelenmiş. Havuçtan sonra da yine rendelenmiş kuru soğan. Bunu bazı tariflerde koymuyorlar ama kesinlikle çok önemli, lezzet veriyor. Şimdi geldik püf noktalarına. Buradan bir çay kaşığı tuz alıyorum. Ve ova ova güzelce bir karıştırıyorum önce. Sosu eklemeden önce, şu sesi duyabiliyor musunuz? Kütür kütür. Bunu biraz yumuşatacağım şimdi. Bakın hacmi de hemen ufalmaya başladı. İyice lahana, soğan ve havuç birbirine geçsin.
Bu aşamada eğer bana yetmez diyorsanız daha çok lahana ekleyebilirsiniz. Hem de yoğrulduktan sonraki hacmini de görmüş olun. Bana ekle ekle diyorlar. Hemen kalanını da ekliyorum o zaman. Güzelce yoğurmaya devam ediyorum. Arada tadına, tuzuna bakın şöyle bir. Tuzu azsa bir çay kaşığı daha ekleyin. Çünkü sosta gördüğünüz gibi hiç tuzumuz yok. Ben iyice içine karışsın diye şekeri de yoğurma aşamasında eklerim. Çünkü tam olarak çözülmüyor. Ben tarife verdim. Arzu edenler hepsini bir kerede de karıştırabilir. Ama böyle yaparsanız inanın çok daha lezzetli oluyor. Şekerle de güzelce yoğuruyorum. Lahanalarım hazır. Sosum için mayonezim. Hemen alıyorum hepsini. Mayonezde yeteri kadar yağ olduğu için ben içine eklemedim. Ama en sonda yağı az gelirse ekleyebilirsiniz. Limon suyum ve sirkem var. Özellikle de üzüm sirkesi tercih edin. Güzelce karıştırıyorum. Bakın böyle pürüzsüz kıvamda bir sos oldu. Bir spatula yardımıyla bütün sosu lahana ve havuçların üzerine ekliyorum. Hiç üşenmeyin, takın bir çift eldiven ve bütün sosu lahanalara aynen bu şekilde yedirin. Bu arada evde olsaydım eldiven takmazdım, bilginiz olsun. Sosun içinde bekledikçe sirke ve limon suyunun etkisiyle de yumuşayacak lahanalarınız. Hemen saklama kabının kapağını kapatıyorum ve servise kadar buzdolabında beni bekleyecek. Salatamı kaptım, geldim. Ne demiştik? Beyaz lahana salatası, yani kafelerdeki ismiyle coleslaw. İsminin havalı olduğuna bakmayın, yapımı çok basit. Yine sosuyla bir servisten önce de karıştırıyorum. Biraz böyle sulu olması gerekiyor ve güzelce servis tabağıma alıyorum. Şimdi yanına da tavukları ilave edeceğim.